Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde helisel yayların kritik hızlarını işleyeceğiz. Yayın bağlantı durumuna göre üst alt kısımlar bu şekilde ankastre bağlı ise kritik hız hesaplama formülü bu şekildedir. Bunun omega radyan bölü saniye biriminde. Bunun hertz biriminde olanı da şu şekilde hesaplanmaktadır. K dediğimiz yayın rigidliği, G dediğimiz yer çekimi ivmesi, omega dediğimiz yay ağırlığı, m dediğimizde birden sonsuza kadar gider. Serbestlik derecesi sonsuz olduğu için. Eğer yayın üst kısmı serbest ise, sadece alt kısmından bu şekilde ankastre bağlanmış ise, o zaman frekans değeri şu şekilde hesaplanabilmektedir. Burada yayın omega ağırlığı formülle hesaplanmaktadır. Yayımızın bunlar birinci doğal frekanslarıdır. Çalışma frekansı en az 15-20 kat bu doğal frekanslardan uzak olmalı, daha düşük olmalıdır. Eğer bu frekanslara yakınsa rezonansa girme tehlikesi mevcut olduğu için uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu anlamda yapılacak en iyi şey yayın rigidliğini artırmak veya yayın ağırlığını azaltmak stratejileridir. Şimdi yaylarda yorulma konusunu inceleyelim. Yaylar kayma gerilmelerine maruz kaldıkları için öncelikle kayma durumunda gelecek maksimum dayanım mukavemetini bulmamız lazım. O da maksimum çekme mukavemetinin %67'si idi. Yaya gelen maksimum yük ve minimum yük arasındaki farkın yarısı alternatif kuvveti vermektedir. Maksimum minimum toplamının yarısı ise ortalama kuvveti vermektedir. Gerilmeler ise KB çarpı 8 F alternatif çarpı D bölü pi D küp ile hesaplanıyor. Burada da F ortalama ile hesaplanıyor. Gerilmenin ortalama kısmı. KB dediğimiz C'lere bağlı ifadelerdir. Peki en önemli husus S Endurance limit ne olacaktır? Yani yaya gelen gerilme kayma gerilmesi olduğu için SSE'den bahsetmemiz gerekecektir burada. Endurance limit yapı üzerine şart pinning dediğimiz kumlama uygulanıp uygulanmadığına göre değişmektedir. Zimmerli dediğimiz bir yaklaşım şart pinning yapılıp yapılmamasına göre bir yaklaşımda bulunmaktadır. Sonsuz ömür için eğer tel çapı 10 mm ve daha az ise ve yapı üzerine kumlama yapılmamışsa SSA değeri sabit olarak 241 megapaskal alınacak veya 35 kilo psi İngiliz sisteminde SSM değeri ise 379 megapaskal alınacak. Eğer yapı üzerine kumlama uygulandıysa bu değer ortalama olarak da bu değer alınacaktır. Bunlar çelik için standart değerler olduğunu unutmayalım. Çelik dışı malzemelerde bu yaklaşımı kullanamayız. Sinese göre yay üzerine eksenel yük uygulandığında, eksenel yükte kayma gerilmesi yaptığında alternatif gerilme sabit ve ortalama gerilmeden bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Yani sinüs kuralına göre ortalama gerilmeyi hesaba katmaya gerek yoktur. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğimizde silindirik helisel bir yayımız mevcut. Yayımızın kesiti dairesel ve 2,3 mm çaplı telden oluşmuştur. Yayın toplam serbest boyu 98 mm olup yayın dış sarım boyu 14 milimetredir. Yayın her iki ucu taşlanmış ve kapatılmış tarzdadır. Yayda aktif olarak 21 tane sarım bulunmaktadır. Yaya gelen yük ise ön yük 22 Newton'a ilaveten bir de 156 Newton'luk maksimum bir yük var. Dolayısıyla bu maksimum minimum arasında bir yorulmaya maruz kalmaktadır bu yay. Sinüs ve zimmerli kurallarını kullanarak emniyet katsayısını hesaplayalım ve yayın frekanslarını hesaplayalım. Yaya kumlama yapılmamıştır. Öncelikle sinüs hasar kriterini hatırlayalım. Sinüs diyor ki ortalama gerilme kısmını ihmal ediyoruz. Sadece alternatif gerilme kısmına göre hesap ediyoruz. Yapıdaki alternatif kayma gerilmesi neyse cismin kayma dayanımına kıyaslayacağız. Şu alt kısım yapıdaki üst kısımda mukavemet değeri. Mukavemet değeri ise zimmerli tarafından önerilmektedir. Zimmerliğe göre de şart pin yapılıp yapılmaması durumuna göre SSA değerini sabit olarak şu şekilde alacağız. Problemde unpin olarak verilmişti.
Yani kumlama yapılmamış idi. Geriye TOA'yı hesaplamak kalıyor. TOA için KB değerine ve FA'ya D değerine ihtiyacımız var. KB için C'yi bulmalıyız. C'yi de D'den buluyoruz. Dolayısıyla öncelikle D'yi bulalım. Yayın dış çapı 14 mm'ydi. Tel çapı 2,3 mm. Ortalama çap 11,7 mm olarak hesaplanmaktadır. Yay indeksi C ise D'nin küçük D'ye oranıyla bulunuyor. O da 5,09 yapıyor. C'leri kullanarak KB düzeltme faktörünü de 1,288 olarak tespit ediyoruz. Eğer yay üzerinde başlangıçta 22 Newton'luk ön yükleme mevcutsa ve çalışma esnasında da ilaveten 156 Newton'luk yük geliyorsa, o zaman ortalama kuvvetimiz 89 Newton ve alternatif kısmı ise 67 Newton olmakta. Bulduğumuz F'in alternatif ve ortalama değerlerini TOW formülünde yerine yazdığımızda alternatif kayma gerilmesini 211,3 MPa, ortalama kayma gerilmesini ise 280,7 MPa olarak tespit ediyoruz. Sines kuralına göre alternatif kayma gerilmesini kullanacağız. Emniyet katsayısı formülünü yazdığımızda üst kısım Zimmerli'den gelen 241 MPa, alt kısım TOA ise yapıdaki biraz önce hesapladığımız 211,3 MPa, birbirinden oranladığımızda emniyet katsayısının 1,14 olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi ise yayın kritik frekans değerini hesaplayalım. Bu amaçla yay rigidliği K'ya ve yayın ağırlığı omega'ya ihtiyacımız var. Önceki derslerimizde verdiğimiz yay rigidliği hesaplama formülünü kullanacağız. Burada G'yi hesaplamamız lazım. Bu amaçla tablo 10'a 5'i kullanıyoruz. Yay tel çapı 2,3 mm idi şu aralıkta. Bu aralık için G değerini çelik tel için yani müzik teli için 81 gigapaskal olarak tablodan tespit ediyoruz. Rigidlik değerini 81 gigapaskal olarak, tel çapını 2,3 mm olarak, ortalama sarım çapını 11,7 mm olarak, aktif sarım sayısını 21 olarak yazdığımızda K değerini 8,4 Newton bölü milimetre olarak tespit ediyoruz. Kritik hız hesaplama formülümüz bu olup formüldeki omega ağırlığını bu şekilde hesaplamamız lazım. Bu formülde bilmediğimiz gama ifadesi var. O da özgül ağırlıktır. Özgül ağırlığın yoğunluktan farkı arada 9,81 katsayısı ile çarpmamız gerektiğidir. Ağırlık formülünü hatırlayalım. 1 kilogram kütleyi Newton'a çevirmek için 9,81 metre bölü saniye kare ile çarpıyoruz. Dolayısıyla Newton'a çeviriyoruz. Yoğunluğu 9,81 ile çarpacağız. Çeliğin yoğunluk değerini 7,85 gram bölü santimetre küp alalım. Bu ifadeyi kilogram bölü milimetre küpe çevirirsek 7850 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapıyor. 9,81 metre bölü saniye kareyi de milimetre bölü saniye kare ifadesinden yazdığımızda sonuç 77 çarpı 10 üzeri eksi 6 Newton bölü milimetre küp olarak bulunmaktadır. Sayısal değerleri yerine yazdığımızda 0,25 Newton olarak tespit ediyoruz. Bu değerleri kritik frekans formülünde yerine yazdığımızda 287 Hz olarak buluyoruz. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.